Merhaba. Emrullah Coşar, Fuat Erdağ maçını birazdan seyredeceğiz. Evet, şimdi maçı açacaklar. Biz de bağlanacağız. Şimdi başlıyorlar. Bakalım güzel bir maç olsun. Emrullah dün Fuat Erdoğan maçını, Yasin Okal maçını yayınlamıştık. Bugün de Emrullah Coşar'la oynuyor. Emrullah Coşar, Emco. Bu ara çok formda. Çok iyi PR'lar çıkardı. Bu işin çalışma işi olduğunu bilen biri. Biz Emco tarafından seyrediyoruz gibi. Board aşağıda biziz diye bakıyor, anlatacağım. 6-4. İki duplikasyonu, 2-4 duplikasyonuna sığındı. 2-1. Kırdı, devam etti, geri attı. Küp oldu mu? Bence oldu. Bakalım amca ne yapacak. Fuat analiz etti, küpü gönderdi. Zonda 9 pulu var. Aldı küpü. 4-2. Üç bir. İyi giriş yaptı. Girmese işi zordu. 5-2. 8'i almak zorunda. Artık blitz, parçalı blitz'e devam etmek iyi gözükmüyor. 8'i alıp 13 mi 15 mi oradan ineceğine karar verecek. Bilise devam etti. Fuat tercih bu. Game 1, 5-3 Fuat. Engine'ın da biri yoktu. Çe girince biri slot etmek zorunda kaldı. Blitz'ten vazgeçmek zor bir iş. Yani oynadıkça yapıyorsunuz. Ben daha defansif oyun karakteri olan bir oyuncuyum. Hani blitz'ten çabuk vazgeçebiliyorum. Bazen yanlış oluyor, bazen doğru. 8'i almak zorunda artık. Yani şimdi bu nasıl orta noktaya midpoint diyoruz. 24'e gerideki askerler diyoruz. 8 de o kadar önemli bir nokta ki bizim için. Hani bu tavladaki içeri attığımız pullar ayak yaptığımız yer. Çünkü
hem içerideki 3-5 kapılarına basıyor bu 8, hem de 13'te inenlere ayak yeri vazifesi yapıyor. 9 alınca, 7 alınca birden anormal bir yerin parçası oluyor. Çünkü 8 çok önemli bir kapı. 6-1. Bu yarışta 23'te Opel'un ne işi var? Dedi Fuat, çıktı. Kübü gönderdiği için artık Emco'nun içerideki 7 pulunun önünde kalmak istemiyor. 3-1. Ev yapmaya devam edecektir. Yani kötü zar bu. Kıramadı, açılamadı. Çapasını genişletemedi. Güzel attı bunu. Artık 5'i almak zorunda. Hani bir kırışı da var ama yani 5 o kadar güçlü yapıyor, o kadar marsları arttırıyor ki. Fuat da öyle yaptı. 6-2. Ev yapmaya devam etmesi lazım. 2'yi 24'te tutar mı? Tutarım ben. Bir el daha tutarım. En az bir el daha tutarım. Ev çünkü 2 kapısı 4'ü kapatıyor. 6-3. Bir kapı daha yaptı. Onu açıklarını da topladı. Bir kapı daha aldı. Artık evi iyice güçlendi Emco'nun. 6-3. 7'yi alabilir. Safe oynayabilir. Tekten kırabilir. Her şeyin olduğu bir hamle. 7'yi aldı. Ben de 7 taraftarıydım bu hamlede. 5'leri 4'leri çok kötü yapan bir hamle bu. Tekten 6'ları da çıkartmıyor. 13'ü bırakmak zorunda gibi geliyor bana. Artık yapacak bir şey yok. Çift dinmek lazım. 5-5. Kötü bir zar. 1-2. Bütün temposunu Fuat'ın bozdu. Kırmadan olacak mı? 1 oynuyor. 2 oynuyor. Valla kırmadan oynadım ben. Yani kırınca 7'de bir açığım kalıyor. Beğenmedim onu. 7'den çift girdim. Bakalım Fuat ne yapacak? Mecbur o da aynısını yaptı. Beğenmedi öteki formasyonu. Hani 1'e kırışı da baktım ama şimdi board'da oynamayınca çok beğenmiyoruz. Yani ben açıkçası yapamadığımı anladım. Bu yorum işine başladıktan sonra Fuat 5-5 dedim yine. Emco 4-4. Zırh gibi oldu. 1-1-7. İçeri pul atmadan olmaz artık. Kırıp bir pulu attı içeri. Emco o hemen attı, çok iyi Emco için. 4 hiç temiz kırdı. Emco'nun evi hazır. Mars'tan çıkmaya çalışacak. Fırsat kollayacak. Pulunu getirecek. Bakalım. Emco'nun küpte bir sıkıntı yoksa ben bütün hamlelerinde de hemfikirdim Emco'nun. Hani iyi oynadığını düşünüyorum. Hep mecburi hamleler geldi gibi. 6-3. 1'e sallayıp bir tane alacaktır. Çok iyi inceliyorlar pozisyonları. Çok hızlı oynamıyorlar. Hani çok beğeniyorum bu özelliklerini. Hatta bir tık yavaş bile oynadıklarını söyleyebilirim artık. Düzse çok güzel zar. Artık mis gibi temiz oynayabilir. Emre'nin hızlıca girip pul getirmesi lazım şaka marsı olmaması için. Yine beşli kapıda tutan bir zarı attı.
Dikkat emci o. Heh, güzel attı bunu. 1, 2, 3, 4. Fuat'ın 5 pulu kaldı. Buzar küçük attı yine. 3-1. 1-1 kurtarıyor tarafı. 1 kurtardım. Evet, game 1. Emco'nun kübü. Fuat'ın 5-3'ü 5-1'i dedim. Game 2'ye geçtik. 4-3. Çift indi. Emco kırdı. 4-3 çapı aldı. Açılışları ezbere oynamak bir yerde güzel, bir yerde de hani sizi rahat ettiriyor. Geride olduğun skorda agresif bu çift inişler, Mars arayan yerlerde hamleler sizi rahat ettiriyor. Ama rakibe göre oynarken de ben açıkçası çok sevmiyorum. Yani 13'te tek spare'li yapı, aeropullar bir sonraki el böyle kırıldığında vesaire çok sevmiyorum. Yani bir şekilde şimdi 5'i alabildi ama hani dağınık yakalıyor. Yakalanabiliyorsunuz. 5, 4, 4, 5, 13'te mesela 2 pul kaldı emcunun. Yani beni rahatsız ediyor. Eğer aşağı düzgün yapılanmazsa sıkıntı olacak. Fuat kıracak mı? O zonda 10 pul kırmazsa çok gelişecek. 1'e yatarsan olur. 5'e pardon. Bir vurdu kırışa girecek mi? 3-5. Ya pip farkı çok yakın. Kırarsa öne geçiyor gibi hesapladım ama 3-5. Evet. Kırarsa öne geçmiş bir yarışta. 5-2. 5 kırmak zorunda. Artık kötü zarlarını arttırması lazım. Şey var mı diye baktım ama bulamadım ben de. Ha evet, o kötü zar oldu. Evet. Çok hızlı çekti tabulu. Çok hızlı pas geçti. Hani küp tabul var mı, pas var mı, Turgut mu, açıkçası ben daha değerlendiremedim. Tabii oyun içinde olmak başka bir şey. Gel attı. Normal tek kapıya geri attığında bir sistem var. Umarım burada çalışmıyordur. Küp take oldu. Çok hızlı oynamaya başladılar birden. Hani maşallah dediğimiz. 5-2. Toplandı. İndi. 5-6. 7'ye inmek zorunda gibi geliyor bana. Çok güzel attı Emco. Şu bir kapısı hoş değil. Onun dışında gayet güzel bir dağılım var. 3-2. 11'e gelecektir. Artık kırış olmaz diye tahmin ediyorum. Zor geldi Emco herhalde. Ben 3'e bir pul attım burada. Emco da öyle yaptı. Düşeş çok güzel ama kırdı. 7'ye indi gibi diyor, görüyorum ben. Yani 21-3 7 otomatik hamle gibi oynadı Fuat'ta. 6-1 7'ye inecek mi? 2'ye pul atıp
Ev mi yapacak? Onu göreceğiz. Herhalde iki atacaktır. Öndeyim diye. O 7'ye inmek çünkü 2'leri veriyor. 6-3. Evet, şimdi Fuat'ın esnek her şeyi yapabileceği bir pozisyona geldi. Kırmayı tercih etti. Doğru bence. Çıkmadan olmaz. 5-3. Kıramadı. 20-15 şart. 3'ü nereden isterse oynar. Fuat da öyle yaptı. Başkanla temassız oynuyoruz. Emco maçta yazmayı çok seviyor. Chatbox'ı kapamak lazım aslında. Emco ile oynarken. Yani biz oynadığımızda falan bazen gülmekten bakamıyorum. 6-5. 2'ye bir pul daha gitti gibi gözüküyor. Emco çok yavaş oynuyor. Yani pip açık, tema çok net. Hani ya yazıyor ya bir şey yapıyor. Hani bu hız, yani bunları otomatik oynamanız lazım ki sürenizi iyi yönetin. Niye bir şeye bakıyor olamaz çift inmeye vesaire. 4-3 bir kapı da aldı. 6-4 3 kapısını aldı artık otomatik. Otomatik. Efendim. Tamam. Bir yazı gelmiş. Telefon gelince şeyi kaybettim ya. 6'yı ne zaman kaybettik farkında değilim. Vuruş kırışa artık yakın bir yer. 6'yı girdi. 2'yi nereden oynayacak? Çok sıkıcı oynuyorlar. Hani çok joker atılmıyor. Eğlenceli küpler büyümüyor. Hani seyirci için oynamadıkları belli. İyi maç yapmaya çalışıyorlar. Buradan açık gelecek mi? Büyük ihtimal gelir. Hani 6 11-6 bağlantısı çok kolay açıksız geçmez. Sadece işte bazı veteran oyuncular bunu açıksız geçer. Emco da açığa yakalandı. Fuat fayansları ölmüş. Zırh gibi bekliyor. Bakalım Emco açığı nereden verecek? Yanaşmalıyı verdi. Fuat'ın hep 4 atacağı belliydi. Hani şimdi kübü nerede çekmeniz lazım? Yanaşmalar çok önemli. Hani yeri gelince söyleyeceğim onu. Formasyon çok iyi değil ama kötü değil. Bir pul alacaktır. Esnek oynamaz diye tahmin ediyorum. 4-3 6-1
küp göndermedi, baktı. 6-1 açmadı da. 4-2. Değişik. Evet. Şimdi ne yapacak? Zar attı. Hala deniyor varsa. Kübü gönderdi. Hızlıca pas geçecektir. Bakılacak bir tarafı yok. Standart hamleler. 6-1. 6-5. Çok güzel zar attı. Yani 800 tane 2 oynardı bu board. Bunu atmasa küp gelecek neredeyse. Skorda bu küp olur mu? Ben çekemedim. O yine süper attı. Yine süper attı. Fuat'la bugün baş edilmez, anlaşıldı. Biraz MJ'yi tutalım, oyun dengelensin. Ne yapacak? Biri girdi. Vallahi ben 5'i alıp kırdım. Yani gemileri yaktım. Hani diğer hamlelerde yani öyle bir kapı üstünlüğüm oluyor ki 5'i aldıktan sonra kırıp 3 atamazsa çok zor iş. 6-2 ve 3'leri veriyorum. Kırarsa hala return'lerim var. Zonda 12 pul. Fuat öteki versiyonu yaptı. Buna katılmıyorum. Zarda katılmadığımı gösterdi. 3-3. 3-3 Fuat. 5'e girdi. 3'ü ne yapacak? MC'ye vermiyor bugün zar istediklerini. Daha güzel jokerler atması lazım. Hani ne yapacak? Kırmak zorundaymış. Fuat kübü gönderdi. Skorda bu küp müdür? Bu skorda bu küp müdür? Emin değilim ben. Fuat küp. Yani temiz oynadı. 6-2. 6'yı kapatmak zorunda. 5'i almadan olmaz. 2'yi ne yapacak? 6'yı çıkıp 2 oynayabilir mi? Yok. Opsiyon değil bence. Şimdi Emco'nun kübü burada artık. Küp artık Emco'da. Tabancayı Fuat eliyle Emco'nun önüne koydu. Bakalım Emco onu bir yerde kullanacak mı? Çok bu skorda çok güçlü bir silah. Çünkü küplü Mars MJ'nin maçı alması demek. Safe oynadı. Çok güzel attı. Nefis attı bunu Fuat. Yani bence atılabilecek en güzel zar. Yani düşse bile kötü burada. 5-4
5-4. Tek hamle var. Bakalım yapacak mı? Evet. 13'e gelmeden olmaz bu. 3-2. Son hamlesi olabilir diyecektim. Ama Fuat attı. Vermiyor Emci bugün. Vermiyor işte. Huzar vermiyor bugün. Bravo. Vallahi bravo. Bunu atmasan kara tren gelecekti. Kırmak zorunda artık Fuat. Evet. Bakalım 2 atacak mı? 1-1-2-2. Kapatabilir mi? Kapatamaz mı? Şimdi onu göreceğiz. Kapattı yani. Nerede? Uzaydan kapattı. Uzaydan kapattı. Biri kırdı mı? Kırmadı biri. Çıkamam diyor. Endişe etti. Zar diyeyim. 6-5. Toparlandı. Bir atarsa belki Mars'ı keser Emco. Ama vermiyor zar. 1-1 hala Ultra Joker. Bir önce bunu atsan. 6-2. Return'lerim var Emco. At şu birliği kıran zarı da şu sıkıcı oyun biraz heyecanlı hale gelsin. 6-1 duplikasyonuna gitti. 2-1 kaçamadı o pulu. Emce o senin artık ya. Yani bir ne atacaksın onu merak ediyorum. Yanaşır mı onu? Bir yana 5-1'e getirdi. Hadi bakalım atıyor musun? Kaçıyordu şimdi. Mars'tan çık var yani kırış yakalayınca. 8-1 olursa bu maç Fuat tecrübesinde bir oyuncu çok zor verir. Açık geldi. Yine vermedi. Dörtleri kötü Fuat'ın Emco. Bak. 5-2. 5-2 açık veren zar. 6-5, 5-2, 5-4. 6-4 o sekanstan biri. Bakalım açı nereden verecek? Geriden verirdim ben. 4-2'yi yapmazdım. Devam eden açıktan dolayı. Fuat da öyle yaptı. Bravo amca. Şimdi Continued Game'in önemli kısmı hemen verdi. 3-2. Buraları bir tık yavaş oynamalısın amca. Çok hızlı atıyor Fuat. Yine kırdı. Geriye attırdık Fuat'a. 4-2. Altıdan esnetmedi. 5-3. Da güzel. 6-1. 5-1. 4-2. Artık dayanamayacağım. Ya imco küp nerede kardeşim? Hani ne yaptın? 5 pul aldı. 4-1 gerideyiz. Ha, küpü aldıramadığın alacağı yerleri geçtik. Hani ne yapacaksın? Yani
Altı kapıyı aldın. Yani ikinciyi kırsan ne olacak, kırmasan ne olacak artık? Hani bu çekmediğin küplerde çok küp yazdı Emco. Düşünemediğim kadar çok küp yazdı. Yani tekle olan kısımlar vardı sanki. Bir iki tane ama sonra hani hızlıca pasa geç, çekmedin. Hala da çekmiyorsun. Yani 4 kübünü alamaz ki artık. Ah. Ah. Buna 4-4 Gülizar sendromu diyoruz. Gülizar'ın bize ihaneti bu. 2 girdi, 3 girdi, 4'ü aldı mı? Ben aldım pulu ya, kırmadan aldım. O da yani Emco da onu tercih etti. 6-3. Ya kurban olayım küp çek ya. Hani pul aldı. Bir şey diyemiyorum artık. Buradaki redouble'ın kuralı merak edenler için, hani bu kadar niye ısrarla küp diyorum. 5 parmak kuralı var bunu. Kimin de hatırlayamadım. Yabancı bir yazarın anekdotundan okumuştum ilk. Rakip 5 pul aldıktan sonra kırdınız ve eve doğru geliyorsunuz. Hani kapalı borda. 5 pulda bu çok kolay redouble oluyor. Hani hatta pozisyona göre, dağılıma göre, ikinci açığı verme ihtimallerine göre hani hızlıca da 5 pul almış olsa bile pas geliyor. Onun için 5 pul bir kırık redouble'ın olduğu nokta. Hani five finger diyorlar galiba. Hani şeyde küp unuttum diye yazıyor şimdi Emco. Hani too late artık. Hani evet, en çok günah çıkartıyor. Dediğim gibi chatbox'ı çok iyi kullanan bir oyuncu. Fuat için iyi oldu çünkü almak zorunda kalabilirdi küpü. Sadece iki sayı verdi, kırıldı. Emcu düşüş attı. Çok güzel oldu. Yapısı 3-2. Kötü attı. Bakalım ne olacak. Hızlıca pas olmuş ben göremeden. Çapasını almak zorunda diye düşünüyorum. Oyun 4-4. Sürelerini kötü kullandılar. Şimdi bir anda küp büyüyecektir bir yerde tahmin ediyorum. Hani süre baskısıyla da oyuncuların 5 uzak 5 uzağa gelince genelde şekerlenmeleri oluyor. Çok güzel kaçtı bunu. Nefis attı yani. Tam zamanı. Ne bir önce ne bir sonra. Öldürücü bir hamle geldi şimdi. Küp için hangisi? Yani kaçmadan olamaz bu. Fuat inceliyordur pozisyonu. Hani burada Joker zar attınız. 5-5 en bunun
enteresanı çok 5-5 opsiyon olduğu için bazı böyle 5-5'in hani kötü noktaları var. Hani Mustafa Altuntaş kulakları çınlasın. En çok hata yediğim zar diye çift diye payıflanırdı. Bir zaman güldük ettik ama sonra hakikaten ben de baktım en çok hata yaptığım zar yani eküütü anlamında o adette değil ama eküütüsü olarak 5-5'inki çok kötü. İkinci sırada da 4-4'müş. Hani bir oturduğumda baktım buna. 5-5 ve 4-4'ün hataları maalesef çok acımasız oldu. Genelde tek hamle oluyor çünkü bu zarların. Fuat Kübü aldırabilecek mi? Aldıramadı. Evet, karıştırdı biraz oyunu. Kaçışlı ama yapamadı. Şimdi bazen kübü geç çekmek avantaj vesaire ama bazen de dezavantaj oluyor. Alınacak küpler alınmıyor, alınmayacak küpler de bazen tersine alınıyor. Ama yani burası orası olamadı. 6-1. Kıramadım ben. Ben kıramadım. Dibinki hamledeki kıramama sebebim hani yine merak edenler için hala düşünüyorum. Rakibin kapısı var, benim kapım yok. Hani yarış yani hamle içeri girişteki o üçlü blok beni çok rahatlatır. 7'yi almak diye düşünüyordum. Onun için kırışı beğenmiyordum. Şimdi 3-3 attı Fuat. Nefis bir hamle oynadı bana göre. Hem tutan hem yayılan işte o kapınızın olmaması, yedinizin olmaması buralarda size sıkıntı. Çift kırdı. Bakalım zar Fuat'a verecek mi? Emco vermedi dedi burada. 6-5. 6'sı kötü. 5'i kolay. Fuat'ın korkunç return'leri var. Bakalım ne yapacak. Gele attı. İki kapıya gele, tek kapıya gele. Bu tavlada çok acımasız. Emco küp düşünüyor. Gönderdi. Aldı Fuat ama bu skorda Mars'a ne kadar? Mars'ı görüp almak lazım. Çapası olduğu için denemek istemiştir. 5-2. Dedim size küp büyüyecek diye. Hani oyuncuları da tanıyorum. Yani turnuva formasyonunda da nefis attı. Bunu gerçekten nefis attı. 23 çukurundan kırış yapmak burada piyango gibi bir şey. Girdi, kırdı. Onun o pullarını ilerletti. 3-6. Çapa alır mıydı ya? Bilemedim bunu. Bu 5-5'ten emin değilim ben. 5-4. Fuat 5-5. 6-2. Last checker always run oldu yine. Yarışta döndü. Geride durmanın hiçbir anlamı yok. 2-1 kırdı. Bunu kırmasanız sancı bandı başlar. Esnek de oynadı. Artık Fuat'ın 7'yi, 9'u, 4'ü alan zarlara ihtiyacı var. Bu oyunu kazanması için. Kazanmazsa o pul kaçacak. 3-1 attı. 7'yi almak zorunda artık. Gözlerini kapatıp 6-3'ü bütün birileri verecek ama geri dönüşü var. Kırıldı ama üzülmeyecektir.
Çünkü Mars var mı? Beş iki. Çıkacak. Kırdı. Aa, kırışı görmedim ben. Ben o kadar hani öteki taraf yeterli geliyor ki bana. Direkt çıkacak diye oynadım. Fuat küp çekti. Bu küp müdür? Double. Çok hızlı pas geçti. Ben açıkçası emin değilim. Hani 5 uzağın hani alıp çevirmek de lazım. Fuat'ın bu kübü çok erken evredeydi. Hani bakmak istiyorum buna. 5-4. Küp büyüyecek dedim. Büyütmediler yine. Hani emziyor. Oyun uzarsa süreleri az. Karışık oyunlarda sıkıntı çekecekler. 5-5. Bir girdi. Bana tek hamle gibi geliyor. Bakalım. Yani ben bir kapısını almadan duramıyorum. O pulun yeri de çok güzel. Yani 13'ten de inse, çıksa da her şey olur. Bir kapısını almıştım ben. Fuat 7-4'te 5-5. Seyrediyorlar, sonra soruyorlar beğenmedin mi benim hamlemi, niye öyle yorumladın diye. Bu 5-5'ini beğenmedim Fuat Erdağ. Bir kapısını almıştım. Tempo için kapılı kırdım. Esnek kalmışım. 4-1. Burada da zonda o kadar pul varken emco kırmadı. Demek ki zaman yönetimi, şekerlenmeler başladı. 6-6. 1-2. 2-1. 2-1. Şimdi bu skorun kübü biraz özel. Rakibin Marslarını öldürmek için çok önce çekmesi gerekiyor olabilir. 7-4 skorun, yani 2 uzak A, 5 uzağın kübü biraz özel. Ben tam notlardan bakamadım ama Emcod'un da burada küp kaçırmış olabileceğini veya kübe yakın olduğunu bir yerde düşünüyorum. Bu oyun dikkat, motivasyon ve hani motive olacaksınız, dikkat edeceksiniz, konsantrasyonunuz üst düzeyde olacak. Ha, bütün o motive edilen kısım size oyuna neyse onların hepsini yapacaksınız. Başka türlü iyi bir tavla oyuncusu olmanız mümkün değil. Dikkatiniz dağılmayacak. Hani ha, sen yapabiliyor musun? Hayır. Hani turnuvada olsun vesaire, hani yapmak istediğimin belki yarısını ancak yapıyorum ama hani böyle yandan konuşması çok kolay. Hele böyle sevdiğim iki arkadaşım oynayınca hani söylemeden edemiyorum. Dikkat oyunu. İkisi de dikkatli baksalar, motive olsalar birçok hamleyi doğrusunu bulacaklarına eminim. Evet. Emco banda geçti şimdi. Zar isteme bandı bunlar. Yarışta öndeyken bile zar istiyor. Bravo Emco. Bakalım 13'ü nasıl temizleyecek? Çok güzel Emco. Bak atıyorsun. Nefes. Direkt 7'ye çekti. Güzellik yarışması yapmıyor. Pür yarış oynuyor. 86-104 oldu. Pip 18 pip. Yani küp kaçırdığını düşünüyorum ama hani öyle bir noktaya geldi ki öndeyken çekmedi çekmedi. Fuat da isyan ediyor. Sırf yorum yapmıyor ki. Kendi zarına rakip zarı. Fuat kendi süreniz az, yazmayın arkadaşlar.
Evet, karşılıklı ağlama bandına geçtiler. Sürelerini hala daha kötü kullanıyorlar ama tam seyircinin görmek istediği hareketler bunlar. Bakalım konuştu bu kadar ne olacak? Çok güldüm başkan diyor. Evet, gülüp küp çekiyor. Tavladaki en hani centilmenlik dışı hareketlerden biri bu olsa gerek. Gülüp küp çekmek. Evet, Fuat üzgün surat, üzgün smiley yapamadı. Emojilerin olmaması burada kötü. Marka söylememiz lazım bu konuyu da arkadaşlar. MCO 5-5. Yine çok özel bir skor. Gammon Value'nun en değerli olduğu yerdeyiz. Marslı oyunların Emco'nun Fuat'ın Marslarını öldürmesi ve kendi Gammon Value'sunu maksimize etmesi lazım. 5-4 yarışı almış. Bakalım ne yapacak? 5-3. 24'teki pulları çok kötü kalmış Fuat'ın. Onları ayırdı. 5'i de yumuşattı. Emco da toparlandı. Kör bir yarış var ya, yani çok yakın. Kim önde kim değil, her zarda değişecektir bu ara. Güzel. Güzel zar. 6-1. Çok güzel zar. 7'ler onlar kırıyor. Bir pulu daha tahliye etti Fuat. Ben 21'dekini kurtardım. Fuat 21'dekini kurtarmadı. 6-5 Fuat. 21, çünkü niye 21'dekini kurtarıyorum? Daha az saldırıyor. O kadar çok saldırmak istediği yer ki 4. Emrullah'ın. Hani hem onu kurtarmış oluyorsunuz hem geride kalıyorsunuz. Oyun planınız çalışıyor. Pul çok güzel yere gidiyor. Hani yarış çok yakınken pür kaçmak yeri değildi gibi geliyor bana. Ama bakacağız. Emco çok güzel hamlesini değerlendiriyor. Süreleri çok azaldı. Kırdı. Kırdı, ne yaptı? Dörtler çıktı. İniş de olabilirdi bu. Dubarı çok ölümcüymüş. Gel attı. Fuat küp çekti. Emce bunu ne yapacak? Valla bu oyun biraz karışık oldu. Ayrıca incelemek istiyorum bunu. Kendi kişisel gelişimim için de. Nasıl ya? Ha evet. Pardon, ben sanki Emco bir sayı aldı gibi gördüm, değişti. İnternetin böyle sorunları var. Çok hızlı gelişti yine. 4-4. 1-2-3-4. Çok güzel zar. Crawford'da. Altı üç. Yediyi kırdım ben. Evet, Fuat da öyle yaptı. Vuruş kırış devam edecek bir süre herhalde. Çift kırar. Double Dragon. Atilla'cığım, Double Dragon'a çift kırışın Türkiye'deki isim babası Double Dragon'un Atilla. Bir sohbette Double Tiger'a Double Dragon deyince kopmuştuk. Asıl bu Vaktel'in yazdığı kitap gibi bizim Türk oyunculardan da bir böyle benzer
Tavla Hikayeleri kitabı bekliyorum. Hani komik olanları özellikle. Ben de 4-5 tane müthiş güzel hikaye var. Arada böyle dostlarla buluştuğumuzda anlatıp anlatıp hala birbirimize gülüyoruz. Hani sohbetlerimizin şeyi oluyor. Ve hani arkadaşlarımızı anıyoruz. İşte bazıları hala uzaklarda, aramızda olmayanları bile hep güzel sözlerle anıyoruz. Belki fotolardan olabilir. Vaktel bazı şeyleri tabii tüm dünyayı gezdiği için hani çok güzel yazmış. Bazı kısımlarını çok çok beğendim. Bazı kısımları uzatmış, kısa yazmış. Onlara hani eleştirde bulunamam. Ama hakikaten çok güzel yazmış. Ben çok beğendim. İki volümde, iki kitapta anlatmış günlüklerini. Keşke bizden de Türk oyuncular böyle tavla günlükleri diye, turnuva günlükleri diye hikayeleri anlatsa. Ama tabii bunun için de yaşanmışlıklar lazım. Hani Vakter buna yıllarını verip yazmış. Hani 10 yılın üstündeki oyuncular, benim daha 10 yıl olmadı. 10 yılın üstündeki oyuncuların bunları yazsa ne güzel olur. Tabii Türkçe kitaplar da aynı şekilde, tavla kitapları da hani bir iki tane var ama güncel tema anlatan kitap eksikliğini ben hala görüyorum. O da lazım. Dokuzu şey ona geldim. 9 diyorum. 5 4 çıkar mı? Çıkmadan olmaz herhalde. 3 atması lazım Emrullah'ın. Aa bulu çıktı. Çok enteresan. Süresinden bence. Yani 21'den o pul nasıl çıkar? Süreleri çok iyi olmadığı için biraz içgüdüsel oynuyorlar bana göre. Hani buradaki hataları çok önemsemeyeceğim. İyi oynuyorlarsa ne mutlu onlar için. Çok güzel zar, nefis zar. Hani hem ileri gidiyor hem 3-4'ü alabiliyor. Ben 24'ten kurtuldum buradan. Geri kalan 2-3'ü nereden oynarsanız oynayın. Fuat öteki formasyonu seçti. Ben 24'te kalmazdım. Burada 4-4-5-5 gibi zarlar sizi çok üzüyor. Şimdi kırmak zorunda. Nefis zar. O 5'li bloktan dışarı çıktığınız her kulla sevmeniz lazım. Yani 9'a gitmek ne kadar kötü olabilir ki? 6 atamıyorsa zaten çok kötü durumda. 6 atarsa da hani zaman kazanırız. Bakalım Fuat ne yapacak? Yani Fuat daha temkinli oynadı. Kırılmak istemedi ama kırılmak daha iyi olabilir burada. 6'dan 4 o kadar kötü ki hani şey yapamıyorum onu. 2 5'leri kötü. D5'i daha kötü diye ne yapması lazım? D5'i daha kötü. Ben 7'yi bozmuştum. Bakalım Emco ne yapacak? D5'ini daha çok düzeltiyor 7'yi bozunca.
Pardon, 7'yi bozmam. 8'i bozunca D5'i doğru oluyor. 4, 3. Ben bunu oynamazdım. Emci bir şey tutmaya çalıştı. Çok güzel zar. Çapayı bir tık öne taşıdı. 6-2. Bakalım ne yapacak. Ben tek hamle görüyorum. Evet, çıkmadan olmaz bence de. Nefis zar. Nefis. Nefis zar. Yani öyle bir zar ki hem 21'e pul bindi, hem içerideki gap'i kırdı. Bu da nefis zar. Dışarı çıkıyor. Çok kötü zar. Kırmızı surat bir zar bu da. Bütün timing'i aldı götürdü, çöp etti. Ha, buradan sonra kazanmak Fuat Emco için o kadar zor ki artık. Yani bu ne kadarlık bir yüzde kaybediyor bakmak lazım. Korkunç kötü bir zar attı. Fuat artık çok rahat bir oyun oynayacak. Biri aldırmaya gerek var mı? Kırmadan oynuyor artık. O kadar konfora girdi ki. Ha, bu da doğru değil ama o kadar konforlu oynamak. Süreden dolayı hiç itiraz edemiyorum. Yani korkunç kötü süreleri kaldı. 4-1. Gele atıyor. Yersiz geleler. 6-3. Ya bu oyunda bitmezse eğer bu game bundan sonraki şeyi düşünemiyorum. Game'de kalan süreleri düşünemiyorum. 6-3. Çok kötü süreleri kaldı. Fuat attı. Kırılmak istemeyecektir. 8'e biner o pul. 6-2 kıramadı, kapayamadı. Yani 2'deki 1'deki pullar o kadar kötü ki yani bu oyunda hiçbir şey olmaz yani bana göre. Hani Fuat bir pul daha kırdı. Şimdi tahliyeye de başlar. 6-3'ten de kaçar. Kaçmadı. Yani 3-2, 3'e girip 2, 6-3. Kıracaktır, girecektir. 3-1. Çapayı ileri taşır mı? Ben taşıdım. Evet, 6-2, 5-4. Yani kapatıp eve geçiyor ama 6, yani o pulları çıkmadan sevinmeyeceğim bir durumdayım ben. 5-1, 1. Bu da güzel. 6-4 ama Fuat attı. Çapayı ileri taşıdı. 6-3 işte. Çok zor bir oyun. 6-1. Biri kırdı. İçeri gider mi? Ben içeri gittim pulu. Evet. Duvar arası bileketi aslında 21'den bile çıkarmışım. 5-3. 21'de niye duruyoruz artık? Tek bile çıkılır yani hani çift çıkmaya gerek yoktu. 5-2 ama süreden dolayı hiç eleştirmiyorum dediğim gibi. Hani o kadar insani hatalar ki bunlar. Hani gayet normal. Bütün marketi kaybetti. 1-2. Artık ev yapan yere geçmesi lazım. 1'e 2'ye pul atması lazım. Fuat'ın kapıları yapması lazım. Açmadan 5'e 4'ü. 14'teki pul. İçeri pul atmak lazım artık. İçeri pul atmadan. Oo süper. Süper. Emco istemeden yarışa girecek mi? West içi korkunç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. cross'u süper. Süper zar. Süper zar. Dualarla bir noktaya getirdi bakalım. 4, 2. 2 düşeş kurtaracak mı? Artık bu da kurtarmıyorsa. 6, 5 bu da güzel.
6-1. 3-1. Bunu sallama be kardeşim ya. Bunu sallamak sana belki oyuna mal olacak. Atamıyorlar bu zarları. Sinir oluyorum. 5-1. Fuat'a da büyük çift lazım bu arada. Atmazsa gitti oyun. Saniyesi var. Ne yapıyor ya? 3, 2. Aa. Ha, oynamış 0 saniyesi var. Allah Allah. 2-1. Anlayamadım yani. Herhalde 0 nokta küsür saniyesi var. Evet. Soralım bakalım. Crawford artık. Bakalım süreyle ilgili bilgi alacağım. Marka aramıyorum bu arada. Alo, bu sürenin çift sıfır nasıl olabiliyor biliyor musun? Sen de ilk kez görüyorsun. Acaba nokta salisesi kaldı değil mi? Sence de mi öyle? Allah Allah. Ben sıfır sıfır olup bayrak düşmesi gerekmiyor değil mi? O zaman bitiyor değil mi? Süreden kaybettin mi hiç? Değil mi yani yetiştiremeyecek diye tahmin ediyoruz. İyi tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Ekipçe ilk kez görüyoruz bunu. Ama otomatik oynaması lazım 4-1'i. Ben anlamadım ki bunu. Bir internet sorunu var burada. Değişik oldu. Bakalım. Şimdi ne yapacağız? Onu söylerler bize. Biz bir konuştuğumuz hamlelere bakalım. O arada bilgi gelirse ona karar veririz. Çünkü 4-1 otomatik giriş yapması lazım. Hani onda süreyi kaybetmemesi lazım. Hani onu biliyorum. Hani force move'ları oynaması lazım. Değişik. Bakalım biz hızlıca bir maçı analiz edelim. Analyze diyelim, dönelim. Maç analizine geçelim, büyütelim. İlk game 5-3 ve 5-5 Fuat'ın kübü diye merak etmiştim. Bakalım kırmızı yanmış mı? Buralarda 5-5 bu değil. Daha sonraydı, önceydi ya. Bir kırmızı yok. Demek ki sıkıntı yok. Bence. Game 2 double demişim. Var mı bir sıkıntı? Double. Güzelmiş küp. Yani yakın ama güzel. Hani çekmese 29. Açık take diye düşünüyorum. Evet, açık take, açık pas pardon, 400'lük pas. Game 4-1'e geçiyorum. Fuat'ın küpleri, Emcan'ın küpleri 3-3'ü. Fuat'ın evet 3-2'si. Makina ne diyor? 14-11. Kapa öyle kır diyor. Emcan 24'ten gitti ve toplandı. Olmaz. 3-3. Fuat'ın 3-3'ü. Bar 22. 5'i al. Altından 3'e kır. Diyor. Benim de hamlem buydu. Fuat bunu yapamadı. Küp. Fuat'ın kübü. Yani büyük no double olduğunu anlamıştım.
Ama 353 olduğunu bilmiyordum. Büyük mu double bu? 4-1 önde olanın çekeceği küp değil bu. Emcu'nun kübü bu. Küp çekmediği için 101 yiyor. Hani bunu da yayında dedim, redouble bir yerde olmalı ama nerede? Bir kırmızı daha gördüm mü? Yok. Varmış. Sarılar, kırmızılar var. Emcu da sonra yazdı, kübü unuttum diye, ama hani öyle şeyler oldu ki bu el hani bayağı kötü oldu. 4-5'te Fuat'ın 5-5'i ve kübü, yine büyük kırmızılar var, kübe bakalım. Yani bu, yani bence, yani Emcu'nun kübü bu. Bence no double'mış. Ben skorda hani emin değilim. Bir de ana makineden bakır. 3-3. Bar 22. 13-4 kırıyor. Bunu da yapamadı. Yedi beşe gelelim. 5-5-4-1. Şu 4-1. 4-1. 16-11 kapamış. Gayet güzel. Buradaki küp, yani küp 93'lük bir küp. Artık çekmek lazım. Özel skorlarda bunu. Drop. Açık değilmiş bu. Yani 7 olanın çekmemesi gereken bir küp bu. Hani kazanma şanslarına bakalım. Hani %80 kazanıyor ama 7'siniz. Ya bunu çekemezsiniz. Yani bir girse başınıza iş, çünkü maçı ortaya koyuyorsunuz. Redouble gelecek. Bence buraları kötü oynadılar. 8-5 21'den çıkmadığı yerler vardı. Düşse miydi, bir yerde 21'den çıkmadığı yer vardı. Evet, maçı yolladı Emca. Evet, değişik bir maç oldu bizim için. Sonunda hani Fuat resign ettiği için, resign hatalarından dolayı ciddi bir yara da aldı. Yoksa hamle hatalarında bakıyorum, checker blunderlarında eşit gibi, küplerde daha iyi. Total acuity kaybı şeyden dolayı daha fazla. Artık maçı inceleyecekler. Hani niye kaybettiğini de sonradan öğreniriz. Evet, başka yayınlarda görüşmek üzere.